Yavuz Bahadıroğlu dikkat tekrar deneyebilirler. Okullar tatile girmeden önce liseler ve üniversiteler üzerinden kalkışma provaları yapıldığını hatırlamanın şimdi tam sırasıdır. Hatırlanmalı ve şimdiden tedbir alınmalıdır. Zira kısa bir süre sonra okullar açılacaktır. Bazı okullar ve yurtlar kapatıldığı, çok sayıda öğretmen memur atıldığı için ortam istismara çok açıktır ve lise öğrencileri istismara çok müsaittir. 1980 öncesinde yaşananları unutmamak lazım. Şimdi ben size tarihin içinden bir öğrenci kalkışmasını ve ardından gerçekleştirilen darbeyi anlatacağım. 1876 yılıydı. Osmanlı tahtında henüz Sultan Abdülaziz oturuyordu. Mithat Paşa, Sadrazamlıktan Hüseyin Avni Paşa, seraskerlikten uzaklaştırıldıkları için padişaha kızgındılar. İkisi kafa kafaya verip bir darbe planı yaptılar. Padişahı tahttan indireceklerdi. Darbe öncesi karışıklık çıkarmanın en kolay yöntemi medrese talebelerini yani üniversite öğrencilerini sokağa dökmekti. Aylarca tahşidat yaptılar ve neticede öğrencileri sokağa dökmeyi başardılar. Öğrenciler aralarına karışan çapulcular ve meraklılarla birlikte bağıra çağıra saraya yürüdüler. Gürültü ve patırtıyı duyan padişah telaşlandı, ne istediklerini sordurdu. Öğrenci lideri Mithat Paşa'nın daha önce yazıp eline tutuşturduğu notları padişaha gönderdi. Buna göre Mahmud Nedim Paşa sadrazamlıktan uzaklaştırılıp yerine mütercim Rüştü Paşa getirilecek, Hüseyin Avni Paşa tekrar seraskerliğe döndürülecek, Hüseyin Hayrullah Efendi, Şeyhülisle yapılacaktı. 12 Mayıs 1876 Böylece padişah farkında olmadan kendisini yok edecek kadroyu kuruyor, kendi kötü akıbetini elleriyle hazırlıyordu. Çünkü bu insanlar verilenle yetinecek insanlar değildi tümüyle devleti kontrol etmek istiyorlardı. Hatta Mithat Paşa'nın gözü padişahlığa dikilmişti. Ali Osman olacağına Ali Mithat olsun diyordu. Ve fitne çarkı dönüyor, kumpas kazanı kaynıyordu. Darbecilerin işi kolaylaşmış, padişahı devirecek olanlar saraya yerleşmişti. Hatta padişahın bazı yaverleri bile haindi. Neye benziyor? Bu durumda darbecilerin işi bir hayli kolaylaşmıştı. Padişahı daha yakından gözetlemek, sarayda olup bitenleri anında öğrenmek, kumpası ona göre kurmak imkanına kavuşmuşlardı. Darbecilerin başına Serasker Hüseyin Avni Paşa geçti. Önce Şeyhülislam Hüseyin, Hüseyin Hayrullah Efendi'den hal fetvasını, yani padişahı indirme kararını aldılar. Fetvada anlamsız ve mesnetsiz suçlamalar yöneltiliyor. Bunlara dayanılarak şeriat'a göre Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi gerektiği hükmü veriliyordu nihayet 30 mayıs 1876 salı sabahı etraf henüz bütünüyle aydınlanmamıştı. Padişahı yakalamaya memur edilen Süleyman Paşa komutasındaki darbeci birlik Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesine girdi. Serasker Mini Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa daha önce saray muhafızlarına emir verdiği için mukavemet eden olmadı. Padişah sabah namazını kıldıktan sonra uyumuştu. Biraz rahatsızdı. Top sesleriyle yataktan fırladı. Donanmaya mensup birkaç savaş gemisi Serasker Hüseyin Avni Paşa'dan aldıkları emir doğrultusunda toplarını ateşlemişlerdi. Bir süre şaşkın şaşkın bakılan padişah durumu anlar gibi oldu. Bunlar cülus toplarına benziyor diye mırıldandı. Bu sırada saraya gelen Hüseyin Avni Paşa velah Şehzade Murat Efendi'nin yani 5. Murat'ın dairesinden alınmasını emretti. Şehzade Murat esasen olaydan haberdardı ama kendisine harekatın 31 Mayıs günü yapılacağı bildirilmişti. Darbenin bir gününe alındığını bilmiyordu. Ne hikmetse hep acele edilir. Subay ve askerleri karşısında görünce ürktü. Padişahın durumu öğrendiğini ve tutuklanacağını zannetti. Bir süre direndi, bağırıp çağırdı, nihayet durum kendisine anlatılıp ikna edildi. Dışarı çıktı, selama durmuş subay ve askerlerin arasından geçirilip Selasker Hüseyin Avni Paşa'nın arabasına bindirildi. O sırada saltanattan uzaklaştırıldığını ve Topkapı Sarayı'nda oturmaya mecbur edildiğini bildirmek üzere birkaç kişi Sultan Abdülaziz'in odasına giriyordu. Kekeleyerek vaziyeti özetlediler. Sessizce dinledikten sonra ellerini iki yana açarak ne yapalım dedi. Kader böyleymiş. Hakaretler eşliğinde önce Topkapı Sarayı'na gönderildi. Bir süre sonra da Feriye Sarayı'na nakledildi. Orada bilekleri kesilerek katledildi. 4 Haziran 1876. Bu cinayet halk şairlerine dert olduğu ağıtlar yaktılar. Seni tahttan indirdiler. Üç çifteye bindirdiler. Topkapı'ya gönderdiler. Uyan Sultan Aziz uyan. Kan ağlıyor bütün cihan. Yavuz Bahadıroğlu yeni akit